Herkese merhaba. Videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde şapkamızı kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Videomuzun birinci bölümde neler yapmışız onları bir hatırlayalım. Şapkamızın tepe kısmında sık iğnelere gitmiştik. Ben burada en son 14 tek bir çiftle bitirmiştim ve ardından bir sıra modelimizi uygulamıştık ve ardından burada birleştirmemizi yapmıştık. Şimdi bir üst sıraya çıkmak için ben 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın başını doladım. Zincirim dip noktasındaki boşluğa değil, hemen yanındaki boşluğa battım. Ve buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şuradaki batacağımız noktayı size göstermek istiyorum. Biz burada bir modelimizi yapmıştık. Bu modelin hemen tepesindeki boşluğa batıp yine aynı şekilde ilmeğimizi uzatacağız. Zincirimizin hemen yanındaki sağ taraftaki duran boşluğa battım. Şu şekilde ilmeğimi uzattım. Tığımda iki tane ilmeğim var ve ikisini birlikte ördüm. Şimdi tekrar tığın başını doladım. Biz burada şurada bakın iki tane ikili trabzanımız vardı. Yine biz bunların tepesine battık. İkili trabzan yapmış olduk. Ve şimdi şuradaki modelin, bakın şuradaki modelin tepesindeki boşluğu atlıyorum. Ve ardından şuradaki iki tane ikili trabzanımız var. Yine bunların ikisinin tepesine batıp ikili trabzan yapacağız. Tığın başını doladım. Yanındaki boşluğu hemen atladım. Bir sonraki ikili trabzanların tepesine geldim. Önce bir tanesinin ikili trabzanını yaptım. Ve tekrar tığın başını dolayıp hemen ikinci ikili trabzanın tepesine batıp bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar bizim burada boşluk bıraktığımız ilmeğimizin içine batıp yine aynı şekilde şuradaki modeli uygulayacağız. Şu şekilde alttaki duran boşluğa battım. Şu şekilde yine ilmeğimi uzattık. Tığımda iki tane ilmeğim var ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar tığın başını doladım. Şuradaki bakın alttaki duran modelin tepesindeki boşluğu atlıyorum. Biz burada en son iki tane ikili trabzan yapmıştık. Ve son battığım nokta burası. Yanındaki boşluğu atlıyorum. Bir sonraki iki tane ikili trabzanlara geldik. Yine bunların tepesine batıp iki tane ikili trabzan yapacağız. Tekrar tığın başını doladım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki iki tane ikili trabzanların tepesine batıp yine toplamda iki tane ikili trabzanımız olacak. Bir ve yanındaki boşluğa battım. Ve 2. Şimdi alttaki boşluğu bırakmıştık. Yine aynı şekilde o boşluğa batıyorum. Şu şekilde tığımı ipimi aldım. Ve ilmeğimi uzattım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar tığın başını doladım. Yanındaki boşluğu hemen atlıyorum. Bir sonraki 2 tane ikili trabzanlara geldik. Yine bunların her birinin tepesine batıp iki tane ikili trabzan yapacağız. Bir, hemen yanındaki boşluğa battım ve ikinci ikili trabzanımı yaptım. Yine altta bıraktığımız şuradaki modelin tepesindeki boşluğu atlamıştık ve buradaki boşluğa batıp yine aynı şekilde buradaki modelimizi uygulayacağız. Alttaki duran boşluğa battım. Şu şekilde ipimi çıkarttım. İlmeğimi uzattım. Tığımda iki tane ilmeğim var. Ve ikisini birlikte ördüm. Bakın bu şekilde modelimiz oluşuyor. Bu şekilde modelimizi yaparak burada gösterdiğim gibi yine aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ben sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi burada
Tığın başına doladım, bir boşluk atladım. Buradaki iki tane ikili trabzanların tepesine batıp yine iki tane ikili trabzan yapacağız. Birincisini yaptım. Bir sonrakinin tepesine battım. Yine aynı şekilde ikili trabzanımı yaptım. Ve burada alttaki duran boşluğun içine tığımı geçirdim. İlmeğimi uzattım. Ve tığımdaki iki tane ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Şimdi burada birleştirmemizi yapacağız. Burada başlangıçta 3 tane zincir çekmiştim. Zincirimin içine batıp buraya ilmek kaydırma yaparak birleştirmemizi yaptık. Tekrar yine burada 3 tane zincir çekeceğim. Yine aynı şekilde zincirin dip noktasına değil bir sonraki boşluğa batıp yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan yapacağız. Ve buradaki arkadaşlar şuradaki hemen modelimizin şuradaki modelin tepesindeki boşluğa batıp yine aynı şekilde ilmeğimizi uzatıp tığımdaki iki tane ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde modelimizi birkaç sıra yapacağız. Şu şekilde istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar örelim. Ben en son kaç sıra gittiğimi sizlere söyleyeceğim. Birkaç sıra gittikten sonra tekrar şapkamızı kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Kaç sıra gitmişiz birlikte bakalım. Şapkamızın model kısmını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda ben 8 sıra modelimi yaptım. Şimdi ölçü olarak da sizlere paylaşmak istiyorum. Şapkamın yarıdan itibaren ölçüsü bu şekliyle tam 20 santim oldu. Şimdi en son 7 sıra ördükten sonra burada bir ilmek kaydırma yaparak zincir kısmında birleştirmemi yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim. Bu sırada arkadaşlar hiçbir artırma yapmadan her bir boşluğun içine birer defa batıp sık iğne gideceğiz. Bakın her bir modelimizin üzerinde 3 tane boşluğumuz var. Birincisini buraya yapacağım. Bir sonraki buradaki boşluğa ve bir sonraki şuradaki boşluğun içine batıp sık iğnemizi yapacağız. Buradaki boşlukların içine birer defa batıp sık iğnemizi yapacağız. Şimdi birincisini birlikte yapalım. Bir zincir çektim. Zincirimin dip noktasındaki boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya ben işaretleyicimi takacağım. İşaretleyicimi bu noktaya takacağım. Şimdi her bir boşluğun içine hemen yanındaki ikinci boşluğun içine batıp sık iğnemi yaptım. Bir sonraki şuradaki boşluğa battım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde bakın bir her bir modelin üzerinde 1 2 3. Her bir modelin üzerinde 1 2 3. Bu şekilde her bir boşluğun içine batıp sık iğnelerimizi yapacağız. Bu şekilde her bir boşluğun içine batarak sıra sonuna kadar gelelim. Ben sıramın sonuna geldim. Şimdi bu sırada işaretleyicinin olduğu noktayla birleştirmemizi yapacağız. Yalnız bundan sonra döne döne öreceğiz. Sık iğnelerimizi bu şekilde gideceğiz. Bu yüzden işaretleyicinin olduğu noktayla ilmek kaydırma yapmadan direkt sık iğne yaparak birleştirmemizi yapacağız. Bu sırada bir tek bir çift bir tek bir çift şekilde bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. İşaretleyicinin olduğu noktaya birinci tekle başlayacağım. Ondan sonra tek yaptıktan sonra çift. Ondan sonra bir tek bir çift şekilde bu sırayı tamamlayacağız. İşaretleyicimi çıkartıp burayı sık iğne yaparak birleştirmemizi yapacağız. Bu şekilde sık iğne yaptım. Ve şimdi tekrar buraya işaretleyicimi takacağım. Çünkü döne döne öreceğimiz için
başlama yerimiz belli olması gerekiyor. İşaretleyicimi taktım. Bir tekim yaptım. Bir sonrakine çift. Aynı boşluğun içine çiftimi yaptım. Bir sonrakine tek. Bir sonrakine çift. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine tek. Bir sonrakine çift. Bu şekilde bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Ben sıramı tamamladım. Bir tek, bir çift yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi burada işaretleyicinin olduğu noktayla sık iğne yaparak birleştirmemizi yapacağız. İşaretleyicinin olduğu noktaya sık iğnemi yaptım. Bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. Artık buradan bundan sonra 3 sıra hiçbir artış yapmadan her bir sık iğne boşluğuna batıp sık iğnelerimizi yapacağız. Her bir sık iğne boşluğuna birer defa batarak sık iğnelerimizi oluşturalım. Bu şekilde her bir boşluğun içine batıp sıra sonuna geldiğimiz zaman tekrar işaretleyicinin olduğu noktayla sık iğne yaparak birleştirmemizi yapacağız. Çünkü sık iğne yaparak birleştirmemizin sebebi söylediğim gibi döne döne spiral şekilde öreceğimiz için işaretleyicinin olduğu noktaya geldiğimiz zaman tekrar sık iğne yaparak birleştirmemizi yapacağız. Ve tekrar devamında bu sırayı tamamladıktan sonra 2 sıra daha sık iğne gideceğiz. Yine aynı şekilde işaretleyicinin olduğu noktaya sık iğne yaparak birleştirmemizi yapacağız. Toplamda 3 sıra sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizi yapalım. 3 sıra tamamlayalım. Tekrar şapkamız bir tane daha artışımız olacak. Bu şekilde 3 sıramızı tamamlayıp gelelim. Ben sıramı tamamladım. 3 sıra hiçbir artırma yapmadan sık iğnemizi yaptık. Şimdi en baştan neler yapmışız tekrar bakalım. 1 sıra hiçbir artırma yapmadan tek yapmıştık. İkinci sırada bir tek bir çift yaptık. Ve 3 sırada hiçbir artırma yapmadan tek yaptık. Şimdi bu sırada bir sıra daha artırma yapacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu noktayla sık iğne yaparak birleştirmemi yapacağım. Tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. Bu sırada arkadaşlar bir sıra arttırma yapacağız. 4 tek bir çift, 4 tek bir çift yaparak bu sırayı da tamamlayacağız. Birinci tekimi işaretleyicinin olduğu bir sayıyorum. Bir sonrakine 2, bir sonrakine 3, 4 tek ve buraya çift batacağız. 1, aynı boşluğun içine ve 2. Şimdi tekrar yine 4 tek bir çift, 4 tek bir çift şekilde tamamlayacağız. 1, bir sonrakine 2, 3, 4 ve buraya 5.sine çift batacağım. Tekrar yine çiftimizi yaptık. Şimdi bu şekilde 4 tek bir çift, 4 tek bir çift şekilde yapıp işaretleyicinin olduğu noktaya kadar gelelim. Ben sıramın sonuna geldim. 4 tek bir çift, 4 tek bir çift yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi yeni bir sıraya geçeceğiz. Artık artırma yapmayacağız. 4 veya 5 sıra tek gideceğiz. En son size ne kadar gittiğimiz sizlere söyleyeceğim. İşaretleyicinin olduğu noktaya birinci tekimle başlayacağım. Tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. Şimdi yine hiçbir artırma yapmadan her bir sık iğne boşluğunun içine
Birer defa batıp sık iğnelerimizi yapacağız. Hiçbir artırma yapmayacağız. 4 veya 5 sıra gideceğiz. Bu şekilde her bir boşluğun içine batalım. 4 veya 5 sıra sık iğnemizi yapalım. En son size kaç sıra yaptığımı sizlere belirteceğim. Tamamlayalım sıramızı, tekrar gelelim. Evet arkadaşlar, ben 4 sıramı tamamladım. 4 sıra hiçbir artırma yapmadan sık iğnemizi yaptık. Artık bu sırada yeni bir sıraya geçeceğiz. Bir sıra modelimizi uygulayacağız. Onun için normalde spiral şekilde ördüğümüz için sık iğne yaparak birleştirmemizi yapıyorduk. Modelimiz yapacağımız için bir sıra işaretleyici ilmek kaydırma yaparak birleştirmemizi yapacağız. Şimdi burada işaretleyicinin olduğu noktaya battım. Çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde ilmek kaydırarak birleştirmemizi yaptık. Şimdi burada modelimizi uygulamak için 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın başını doladım. Zincirimin dip noktasına değil, yanındaki boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada yine aynı şekilde modelimizi yapacağız. Şuradaki yere batmayacağım. Zincirimin bakın dibindeki noktaya değil, bir sonraki boşluğa batacağız. İlmeğimi uzattım. Bu şekilde modelimi yaptım. Tığın başını doladım. Son battığım nokta burası. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğun içine batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki boşluğa tekrar battım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi arada boşluk bıraktığım sık iğne boşluğuna batıp ilmeğimi uzatarak modelimizi uyguladık. Bu şekilde bir boşluk bırakarak bir sıra modelimizi uygulayacağız. Bu şekilde modelimizi yapalım. Birer boşluk bırakarak bir sıra modelimizi yapacağız. Bu şekilde hiçbir artırma bir şey yapmadan bir sıra modelimizi uygulayalım. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Ben sıramın sonuna geldim. Bir sıra modelimizi yaptık. Şimdi burada ipimizi kesip en başta yaptığımız zincirin içine batıp birleştirmemizi yapacağız. Burada makasla ipimizi keselim. İpimizi çıkartıyorum. Şimdi burada iğneye takacağım ipimi. Burada 3 tane zincir çekmiştik. Zincirin bakın önden arkaya doğru iğnemi geçirdim. Bu şekilde. Ve şuradaki yerin bakın V'nin şu şekilde. İkisi bu şekilde görünüyor. Ben V'nin arka tekine bakın önden arkaya doğru iğnemi geçirdim. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi arkadan bu ipimi önce bir tane düğüm atacağım. Ve aralardan bu kısa ipimi saklayacağım.
Bu şekilde kısa ipimizi aralardan saklayalım ve şapkamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten şapkamız çok şık, güzel bir şapka oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben şapkanın hem size ölçüsünü de vermek istiyorum. Yarıdan itibaren şapkamızın ölçüsü tam uzunluk 27 santim oldu ve baş çevresinin ölçüsüne bakalım. Baş çevresinin ölçüsü tam 58 santim oldu. Yazın kullanabileceğiniz bu şekilde çok şık, harika bir şapka oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.